السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادة أصحاب رسول الله، مدد يا مشايخنا الدستور، ولا شاء الله فاز يا شيخ محمد هذا الحقاني مدد. طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. Peygamber Efendimiz bu İslam yolunu meşakkatle anlattı. Bütün insanlara, cinlere gönderildi Peygamber Efendimiz. Hem tebliğ etti hem insanlara nasıl yaşanacağını da öğretmiştir. Şimdi burası dünyadır. Dünya olduğu için meşakkat eksik olmaz. Allah'la beraber oldun mu, Allah sonunu hayır getirir. Odur mühim olan. Peygamber Efendimiz'e kaç tane ayet var? Sen fakirdin, zengin ettik. Kimsesizdin, yücelttik. Şanını yücelttik diye. Kur'an'da ayetler var. Zorluk var. Zorluktan sonra kolaylık olur. Bu hak yolda olan insanlar için daha fazladır. Öteki türlü Allah bazen insanlara çok kolaylık gösterir ki hem daha fazla azsınlar, daha fazla cehennem müstahak olsun diye. Yani insanlar diyor Allah Azze ve Celle, ben bu bana karşı gelenlere bazı insanlar itiraz ediyor. Benim fakirim, bu adamlar zengin, ne için diye. O da Allah'ın imtihanıdır. Bunlara evlerinin altından gümüşten yapabilirdim. Ama şimdi dünyadasınız diye onu yapmıyorum. Daha fazla assınlar diye. Yani insan Peygamber Efendimiz'in yolu olan tahammül yolu, onun arkasında muhakkak ferah var. Ferahlık var. Huzur var. Öteki türlü ya çok mal olur, huzur olmaz, ya hastalık olur. Her türlü belaya mazhar olur. Yani onların çektiği bela ya çektiği eziyet faydasız. Faydasız çünkü Allah'a asidirler. Allah'a karşıdırlar. Allah'a karşı olmasalar Allah onlara da nimetlerinden, hakiki nimetlerinden verecek. Ama o Allah'ı kabul etmeyen, Allah'a karşı gelenler için o mümkün değildir. Sen Allah'a muhtaçsın. Allah sana muhtaç değildir. Sen Allah'a doğru koşman lazım. Öyle olduğu halde Allah Azze ve Celle fazl-ı kereminden bana bir adım gelene ben ona adım gelirim diyor. Bana yürüyerek gelene ben koşturarak giderim diyor. Tabi bu manevi şey ki Allah'ın inayeti insana en ufak bir Allah'a teveccühten dolayı Allah ona onun kaç misli daha fazlasını yapar.
Bu insanlar hiç akıllarına gelmiyor bu. Şeytan bilmiş, insanları sapıttırmış. Hiç Allah hatırlayan çok az, وَقَلِيلٌ مَّهُمْ diyor. Çok az, onlara bile tahammülleri yok, onları da bitirelim diyorlar. Ama Allah, وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلَى اَمْرِهِ Allah galiptir, sonunda Allah'a yakın olanlar, onlar galip gelecek, onlar kazançlı çıkacak. Bu mübarek Cuma günü camiye giden insanlara bile fazla camide durmasınlar diye, yok iki rekat kıl, yok gerekmez, yok sünnettir, yok şey değildir, mekruhtur diye onları bile kaçırmaya uğraşıyorlar. Ama dediğimiz gibi bu فَاِنَّمَا الْاُسْرِ يُسْرًا اِنَّمَا الْاُسْرِ يُسْرًا muhakkak bir sıkıntıdan sonra Allah kendi istediği olacak, kendisiyle beraber olacak olan insanlar galip gelecek inşallah. Şimdi her türlü sıkıntı yapıyorlar hak olan yoldaki insanlara. Ama onlarla Allah var. Onlarla Peygamber Efendimiz var, evliyalar var. Onlar sağlam, sırtları sağlam yere dayanmış derler. Kimse onlara bir şey yapamaz. Allah'ın izniyle sıkıntı gözükse de daha sonra ferah tebdil olunacak inşallah. Onun için ümitsizlik güzel değildir, iyi değildir. Sakın ümitsizliğe kapılmayın diyor. Emirdir. La taknatu. Sakın ümitsizliğe kapılmayın. Doğru yolda olun. Kimseden de çekinmeyin. Sabit kadem kılın inşallah. Sabit kademde hem kalın hem durun inşallah. Allah yardımcımızdır. Sonunda ferah hak yolda olanlarla beraber olacak.